Eğer uyumanıza, belki de anksiyete veya strese yardımcı olması için magnezyum almayı düşünüyorsanız, bu videoda hangi durumlarda magnezyum almamanız gerektiğinden bahsedeceğiz. Aslında başınıza gelebilecek en kötü şey biraz magnezyum alıp daha sonra bunun gerçekten işe yaramadığını görmektir. Aslında ihtiyaç duyduğunuz şey bu olmayabilir çünkü bu uyku kalitenizi bozabilir. Normalde magnezyum sizi sakinleştirir, kortizol ve adrenalini düşürür. Peki daha fazla stres yaşamanıza neden olmasının sebebi ne olabilir? Cevaplanması gereken soru budur. Anksiyeteniz birçok farklı sebepten kaynaklanabilir. Magnezyum, uyku ve anksiyeteye sadece bir açıdan yardımcı olabilir. Uyku sorunları iki farklı kategoriye ayrılır. Uykuya dalamayan insanlar ve uykuyu sürdüremeyen insanlar. Uyumaya çalıştığınızda eğer çok kolay uykuya dalabiliyorsanız, muhtemelen iyi parasempatik sinir sistemine sahipsinizdir. Bu ne anlama gelir? Sinir sistemi iki kısımdan oluşur: parasempatik sinir sistemi vardır. Bu, sizi aslında derin, dinlendirici bir uykuya iten sistem gibidir ve sizi sakin tutar. Esas olarak uykunun ilk kısmından, özellikle derin delta dalga uykusundan sorumludur. Uykunun ikinci kısmı REM uykusu olarak adlandırılır. Adrenalin ve kortizol seviyeleri yüksek olan insanlar sabah 2 veya 3 gibi gecenin bir yarısında uyanma sorunu yaşarlar. O saatte uyandıklarında yatakta uzanırken gündüz olduğundan daha dinç hissedebilirler. Kortizol hormonu biyolojik saate göre sabah 2'de en düşük seviyede olmalıdır ve en yüksek seviyesi de sabah yaklaşık saat 8'de olmalıdır. Bu durumda çoğunlukla bunun tersi yaşanmaktadır. Böyle kişiler uyandığında pek dinlenmiş hissedemezler. İnsanlar bunun için magnezyum alıyorlar çünkü magnezyum kortizol ve adrenalin'i düşürebilmektedir. Fakat bu her zaman işe yaramaz. Neden mi? Çünkü bazen yüksek kortizolün gerçek nedeni magnezyum eksikliği değildir. Sorun şu ki, magnezyum eksikliğini test etmek gerçekten zordur. Çünkü kanınızdaki magnezyumu test ettirdiğinizde, istisnai olarak çok eksik olduğu durumlar dışında kolayca anlaşılamaz. Çünkü magnezyumunuzun %98 ile %99'u hücrelerinizin içindedir. Çok fazla yeşil şeyler tüketmediğinizi varsayalım özellikle yeşil sebzelerden bahsediyorum çünkü klorofil magnezyum içerir. Ayrıca badem gibi bazı kuru yemişlerde de bolca bulunur. Çikolatada ve kabak çekirdeğinde de bolca bulunur. Diyelim ki bu yiyeceklerden çok fazla tüketmiyorsunuz ve bunun yerine karbonhidrat ağırlıklı besleniyorsunuz. Çok fazla şeker ve tahıl tüketiyorsunuz diyelim. Rafine şeker ve tahıllar magnezyumunuzu tüketir. Eğer yorgun hissediyorsanız veya geceleri bacaklarınızda kramplar varsa Magnezyum eksikliğiniz olabilir. Yatağa uzandığınızda bir türlü uyuyamazsınız. Muhtemelen parasempatik sinir sisteminiz yeteri kadar aktif değildir. Eğer çok fazla stres yaşıyorsanız ve egzersiz yapmıyorsanız bu kesinlikle uykunuzu etkileyecektir. Egzersiz yardımcı olur, uzun yürüyüşler yardımcı olur. Bunlardan daha fazla yardımcı olan şey dışarıda bir şeyler yapmak gibi fiziksel aktivitelerdir. Çünkü zihninize de yardımcı olur ve stresli şeyleri zihninizden uzaklaştırır. Ayrıca eğer B1 vitamininiz düşükse yatağa girdiğinizde ve uyumaya çalıştığınızda gün boyunca karşılaştığınız sorunlar kafanızı tırmalayacaktır. Bunu önleyemezsiniz. Bu B1 vitaminine ihtiyacınız olduğu anlamına gelir. Muhtemelen çok fazla karbonhidrat tüketiyorsunuzdur. Bu da B1 vitaminini tüketir. Ben 20'li yaşlarımdayken bunu yaşadım. Şu anda 30'larımdayım Tabii ki şaka yapıyorum. Çok fazla karbonhidrat tüketirdim ve hiç B1 almazdım. Bu yüzden huzursuz bacak sendromum vardı. Sinirlerim çok gergindi. O zamanlar bunu bilseydim sadece B1 alarak belki de huzursuz bacak sendromumdan kurtulabilirdim. Evet. B1 aldığınızda bir rahatlama hissedersiniz. Sonunda kafanızdaki sorulardan kurtulur ve uyuyabilirsiniz. Ayrıca çok fazla kahve veya çay içiyorsanız bu B1 seviyenizi düşürebilir. B1 alacaksanız doğal bir versiyon olduğundan emin olun. Bu konuda daha fazla bilgi için aşağıya bir link bırakacağım. Melatoninle ilgili başka bir faktör daha var. Doğrudan melatonin takviyesi almanızı önermiyorum. Melatonin uyumanıza yardımcı olsa da uykuyu kesintisiz bir şekilde sürdürme konusunda iyi değildir. İlk etapta melatonin yetersizliğinizin sebebini araştırmanızı öneririm. Melatonine dönüşen bir öncü madde var. Bu madde triptofan olarak adlandırılır. Fakat yapabileceğiniz başka bir şey de var. Bu, melatonin elde etmenin daha iyi bir yoludur. Melatonin emiliminin, bilgisayar veya cep telefonu ekranından yayılan mavi ışık yüzünden engellendiğinin farkına varmalısınız. Bu tür ekranlardan çıkan mavi ışık melatoninizi tüketir. Melatonin depolarınızı dolduran şeylerse bir numara karanlık ya da kızıl ötesi ışık kaynaklarıdır. Güneş ışınlarının %50'den fazlası kızılötesi olan belirli ışık türleridir. Uyku döngüleri için gerçekten iyi bir çözüm şu olacaktır: Güneşe, gün batımına ve turuncu, sarı gibi belirli renkleri olan gün doğumuna daha fazla maruz kalmak. Yüksek seviyelerdeki bu kızılötesi ışınlar sizi büyük ölçüde rahatlatır. Rahat uyumanıza yardımcı olan gün ışığını taklit eden özel lambalardan alabilirsiniz. Bu tür lambalar kışın dışarıya çıkamadığınız zamanlarda gerçekten iyidir. Eğer çok fazla kapalı mekanlarda kalmanız ve çok çalışmanız gerekiyorsa ve dışarıya erişiminiz yoksa, gün ışığını taklit eden bir tam spektrum lambası almalısınız. Kızıl ötesi ışınlar gerçekten çok önemlidir. Mavi ışıklara fazla maruz kalmamalıyız. Eğer akkor filamanlı ampuller veya lambalar alabilirseniz, bu en yararlısı olacaktır. Eğer bir şömineniz varsa, onun ışığına veya bir kamp ateşinin ışığına maruz kalmanız harika olabilir. Bunların hepsi size çok faydalı olan kızıl ötesi ışık verecektir. Ayrıca insanların yatmadan önce D vitamini aldıklarında uykularına gerçekten yardımcı olduğunu fark ettim. Magnezyum hakkında bir nokta daha var. Eğer D vitamininiz gerçekten düşükse magnezyum işe yaramaz. Benzer şekilde eğer magnezyumunuz düşükse D vitamini de işe yaramaz. Eğer aralıklı oruç deniyorsanız ve buna yeni başladıysanız ve açken uyumaya çalışıyorsanız, bu uyumanızı engelleyebilir. Çünkü henüz adapte olmadığınızdan vücutta şeker salınımı başlar. Ani'den kortizol artışına bağlı olarak uyanırsınız. Eğer aralıklı oruç uyku sorunları yaşamanıza neden oluyorsa, vücudunuzu buna yavaşça alıştırmanız gerekir. Belki de bunun için son öğününüzde 50 gram kadar karbonhidrat tüketebilirsiniz. Örneğin, bir avuç orman meyvesi yiyebilirsiniz. Tam olarak 50 grama denk gelecek şekilde karbonhidrat alabilirsiniz. Bu sadece bazı insanlarda sorun yaratan kortizol artışını tolere etmek içindir. Uyurken aniden uyanmaya neden olan, uykuyu sürdürememe durumunda neler olduğundan bahsedelim. Bunu yaşayan bir kişi uyanır ve uykunun son kısmını alamaz. Sempatik sinir sistemi adrenalin salgılar. Aynı zamanda kortizol de etkili olabilir. Çünkü ikisi de stres tepkisinde birlikte çalışırlar. Bu REM uykusu, hızlı göz hareketi, oldukça yüzeysel bir dalgadır. Canlı rüyalar görürsünüz, neredeyse uyanık gibi hissedersiniz ama değilsinizdir. Uykunun bu fazından çıkmanız için sadece biraz stres bile yeterlidir. Kortizolü azaltmak için daha fazla egzersiz yapmanız gerekmektedir. Bunu yaparken abartmadığınızdan emin olun. Gerçekten sıkı çalışın, terleyin ve enerjinizin çoğunu kullanın. Fakat aşırıya kaçmayın. Bunu kesinlikle her gün yapmayın. Haftada belki iki kez yapın ve haftanın geri kalanında yapmayın. Mitokondriniz artık enerji üretimine alışmış olur. Yatağa ekstra enerjiyle gitmektense bu enerjiyi tüketmelisiniz. Uzun yürüyüşler de kortizolü azaltmada mükemmeldir. Kan şekeriniz düştüğünde yüksek kortizol sorunu yaşayabilirsiniz. Ayrıca şöyle bir durum var. Eğer aralıklı orucu doğru uygularsanız bunun gelişmesi zaman alır ama geliştiğinde hiç zorlanmazsınız. Böylece kortizolle ilgili büyük bir sorun yaşamazsınız. Neden mi? Çünkü kendi vücut yağınızı kullanmaya adapte olursunuz ve yağ yakarsınız. Enerji kaynağı olarak şekere ihtiyacınız kalmaz. Bu yüzden yeteri kadar tuz tüketiminin özellikle düşük karbonhidrat tüketiyorsanız veya aralıklı oruç uyguluyorsanız hayati bir önemi olacaktır. Bu tek başına magnezyum almadan bile uyku sorunlarınızı çözebilir. Yatmadan hemen önce biraz tuz almayı deneyin. Sonra bunun sonucunu izleyin. Tuzun bir diğer güzel özelliği sıvıları tutmasıdır. Böylece gece yarısında tuvalete gitme ihtiyacınız da azalacaktır. Eğer yeteri kadar tuz almıyorsanız gece daha fazla idrara çıkarsınız. Peki ya anksiyete? Anksiyete uykusuzluk ile ilişkilidir. Eğer sadece anksiyeteniz varsa, açıkça anksiyeteye neyin sebep olduğunu değerlendirmelisiniz. Eğer hiçbir neden olmaksızın anksiyete sorunu yaşıyorsanız, bunun çözümünün B1 olduğunu söyleyebilirim. Bunu denemelisiniz. Eğer anksiyetesi olan birini tanıyorsanız, nefes alışlarının ve verişlerinin birbiriyle uyumlu olmadığını fark edebilirsiniz. Bu durumda, oksijenin hücrelere girmesine izin vermek için doğru karbondioksit oranı sağlanamaz. Panik atak yaşayan kişileri gözümüzde canlandıralım. Çok fazla oksijen alıyorlardır. Bu yüzden sadece nefes alışverişi yavaşlatılmalıdır. Diğer videolarımda da yer aldığı üzere, özellikle gece ilk yattığınızda veya uyanıp tekrar uykuya dönmeye çalışırken burnunuzdan yavaşça nefes alıp yavaşça vererek aynı ritimde nefes almayı deneyin. Bu gerçekten çok yardımcı olur. Birçok ilaç, özellikle metformin gibi ilaçlar B1'inizi tüketebilir. Eğer magnezyuma ihtiyacınız olduğundan eminseniz, magnezyum glisinat iyi bir seçenek olacaktır. Neden mi? Çünkü glisin kısmı özellikle uyku ve anksiyete açısından etkilidir. Magnezyum glisinatın ikinci kısmı aslında glisindir. Glisin sakinleştirici bir amino asittir. Peki, magnezyum glisinatı ne zaman almalısınız? Belki yatmadan yarım saat önce alabilirsiniz. Başka magnezyum türleri de var. Magnezyum sitrat da alabilirsiniz. Bu da işe yarar ama muhtemelen diğeri kadar etkili değildir. Magnezyum oksit veya magnezyum karbonat da alabilirsiniz lakin bunların emilimi daha kötüdür. Çok kalitesizdirler ve glisinat kadar iyi çalışmazlar. Magnezyum glisinat gerçekten iyidir. Çünkü birçok insan aynı zamanda glisin eksikliği de yaşamaktadır. Eğer glisin hakkında daha fazla bilgi içeren videomu henüz izlemediyseniz bir göz atmalısınız. Bu çok önemli bir videodur. Buraya ekliyorum.